Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte geometri full tekrarda geldik sona. Evet son dersteyiz. Son videodayız. Çember analitiğinde geri kalan soruları parçalayacağız şimdi sizinle birlikte. Ve eksik hiçbir parça kalmayacak inşallah. Evet kitabımızda sayfa numarası 188. Gerisini saymama gerek yok ama ta çok tatlı oluyor son sayfaları saymak. 189, 190, 191 ve 192 deyip son sayfaya geleceğiz. Hatta şu beyaz kapağı da göreceğiz. Çember aletiyle birlikte bu geometri full tekrarı da halletmiş olacağız ve konularla ilgili arada ufak tefek sıkıntılar vardı. Artık bu sıkıntılar bu kitap sayesinde geçmiş olacak. Son konuşmayı da dersten sonraya bırakayım istersen. Şimdi gevezelik etmeyeyim, dersimize başlayalım isterseniz. Hadi bakalım 20. gün 2. videoya başlıyoruz. Örnek 16'da kalmıştık. şekildeki çember verilmiş. Burada 7'ye 0 noktasına teğet ve bu doğrunun adı verilmiş. Hmm eğim eksi kök 3 tanjant alfa ise normalde kök 3 olsaydı 60 tanjant alfa o zaman sola yatık olacak. O zaman eksi 60 yani 120 derece olacak. Yani şurası 120 derece yani burası 60 derece olacak burası da 60 derece olacak. Şu uzunluk 7 ise t t 7 ise 7 m ne uzunluğu isteniyor bizden hop çizersin bunu. Hocam bu eşit bu eşit tepe açısı da 60 180 60 çıkart 2'ye böl 60 60 yaptı eşkenar üçgen çıktı yani burası da 7 çıktı cevap denizde oldu 16. soruda. 17'ye geldik. Şimdi bir çember çizmiş böyle. Burası 6'ya 0. Ben buranın kiriş olarak 6 olduğunu biliyorum. 0'a 6 pardon. 9'a 0 verilmiş. Şimdi bu diyor ki x ekseni kestiği noktanın napsi. Şuradaki nokta isteyin diyor bizden. Tamam. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Bir kere çembersel özellikleri kullansak mı kullanmasak mı diye merak ederken şu 90 derece değil mi? Burası 6 burası 9 değil mi? Hocam şu teğet noktası tamam. Tamam. Bir de ben şunu şöyle çizersem çapı gören çevre açı 90 derece merkez burada olmak zorunda. Merkez var teğet var çektikten dolayı burası 90 oldu. Ana öklit çıktı burada. E o zaman 6'nın karesi eşittir. 9 çarpı a'ya eşittir. 36 bölü 9'dan a'yı 4 buluruz. 4 birim solda. Eksi 4'e 0 noktası vardır. Bu noktanın hapsisi isteniyor. Bu noktanın hapsisi 6 kere 6 36 4 kere 9 36. Ne çıkıyor o zaman? 4 çıkıyor. Yani 4 birim solda eksi 4 çıkıyor. Örnek 17'yi böylelikle akçay bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 18'e. Aşağıda dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğruları verilmiş. Şimdi kesin noktası lazım mı bilmiyorum ama şurada kestiği yer var ya bulayım isterseniz onu. Y eşittir x artı 2 ile y eşittir eksi x artı 4'ü ortak çözüm yerine yazma da yapabiliriz ama toplayalım. Toplayınca x'ler gidiyor. 2y eşittir alttan y'yi buradan 3 buluruz. Y yerine 3 yazdığımızda 3 yazdığımızda de kaç buluruz? 1 buluruz. Yani burası X'i 1, Y'si 3 olan bir nokta. Evet D1 ve D2 doğrularının x eksenini kestiği noktalar sırasıyla A ve B'dir. Ayrıca bu iki doğru K noktasında kesmektedir. Buna göre ABK noktalarından geçen doğru. Arkadaş bu doğrunun eğimine bakar mısın? M1, 1'e eşit. Bu doğrunun eğimi de eksi 1. Eğimler çarpımı M1 çarpı M2 eksi 1'e eşit. O zaman bunlar dik kesmekte. O zaman ABK noktalarından geçen çember çok basit oldu. Şöyle bir çember Hocam çapı gören çevre açı 90 derecedir. O zaman bizim çapımız burası. E 1'e 3 noktasını da bulduk. İşte bizden bu çemberin denklemi isteniyor. Merkez buralarda bir yerlerde. Şu 1'e 3'ü de kullanalım. İyi ki bunu bulmuşuz. Şuradan bir dik çizecek olursam. Hocam burası 1. Burası da 3 değil mi? Evet. Bana buradaki nokta da lazım olacak. X, y yerine 0 yazsam. X ne yapıyor? Bak Y yerine 0 yazdığımız zaman. X de eksi 2 yapıyor burada. X yerine eksi 2 yazdığımızda. Buradaki nokta eksi 2 ise burası 2 oldu. Hocam burada da aslında ee, x yerine 0, Y yerine 0 yazdığımız zaman X'i de kaç buluruz? Y yerine 0 yazdığımızda x de 4 olarak buluruz. X'i 4 bulduysak e, o zaman burası ne oldu arkadaşım? Bir birim burada. O zaman buraya da 3 birim mi kaldı? Aynen öyle. E, buraya da 3 kaldı. Zaten bak dikkat et ne çıktı? Öklitte H kare P çarpı kağıtla sağlanıyor. Gerçi burada 3, 3, 3 ikiz kenarda iki üçgenler çıktı. Önemli değil gerçi. Buradaki noktayı bulduk mu? Tam merkez burası mı? Evet tam merkezde burası oldu. Çünkü çap uzunluğu 6'ya 2'ye böl 3'e 3 olacak. E 3 tam burası yaptı. O zaman 1'e 3 noktası. 1'e 0 noktası yaptı. Merkezi 1'e 0. Yarı da 3 birim değil mi? Aynen öyle. Merkeze 1'e 0. Yarı da 3 birim olan çember denklemi isteniyor. O da x eksi 1'in karesi artı y 0'ın karesi eşittir. 3'ün karesi yapacaktır. Yani cevap böylelikle C'ye mı oldu? 18'de evet. Geldik 19'a. Bu çemberlerin merkezinden geçen doğru parçasının çemberleri kestiği noktalar A ve B'ymiş. Hemen merkezleri bulalım. Merkez 1 0'a eksi 3 yarıçapı 3. Merkez 2 hemen 5'e 9 ve yarıçapında 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi burada bu çemberlerin merkezinden geçen doğru bir çemberi çizdik. Birinci çemberin merkezi 0'a 3 3 noktası. Ve öbür çemberi de çizdik. Öbür çemberin de merkezi kaça kaç? 5'e 9 noktası. Ve yarıçapları da belli. Bu çemberin merkezlerinden geçen doğru parçası bu. Doğru parçasının çemberleri kestiği noktalarda A ve B değil miymiş? Evet. A ve B noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. Arkadaş ben buradaki iki nokta arasındaki uzaklığı bulabilirim. X'ler farkı 5. Y'ler farkı 9 eksi 3. Yani 12. 5, 12, 13 üçgenler 13. Birincinin yarıçapı çapı 3'tü. İkincinin yarı da 2'ydi. Hocam 3'ü burada. ikisi burada. O zaman buraya ne kaldı? Yani toplam 5 burada. Buraya 8 mi kaldı? Evet. 19. soru. Böylelikle C an çıktı. Bak ne güzel şekli yorumlamak demek budur. Verilen bilgileri yorumlamak demek budur. Çemberi biliyorsan, analitiği biliyorsan yorum gücünde ise çember analitiği çok rahat bir şekilde yaparsın. Evet örnek 19'u bulduk geldik örnek 20'ye. Evet denkleme bu olan çember üzerindeki bir nokta. Üzerinde olduğunu nereden anlarsın? Koy denklemde yerine üzerinde sağlar. Ee, ya da ne yaparsın? Hocam burada merkezini bulursun. Merkezle bu nokta arasındaki uzaklık yarı eşit dersin. Ama zaten soru üzerinde verilmiş. Evet biz burada merkezi bulalım mı? Bulalım. Merkezi eksi de bölü 2'ye yani şunu eksi 2'ye bölüyorsun bunu da eksi 2'ye bölüyorsun. Eksi 3. Yarı da şurada bulalım. 1 bölü 2 kare içinde d kare 4. Şu d ya bu da e ya e kare. Eksi 4 f. F'yi alırken dikkat 15 değil. işaretiyle birlikte almayı unutmuyorsun. Tamam. O zaman burası 40. 40 ile 60 toplamı 100 yaptı. Artı 60 yaptı çünkü burası. 100 de 10 diye çıktı. 1 bölü 2 ile çarptım. Yarı çapı da 5 mi oldu? Evet. Şimdi çemberin merkezini biliyorum. yarıçapı da biliyorum. E o zaman yorum yapalım. Şekli çizip yorumlayalım o zaman. Merkezimiz kaça kaç? 1'e eksi 3. Ve yarıçapı da 5 olan çemberin üzerindeki bir nokta. Eksi 2'ye 7 verilmiş bize. E, A noktasının çemberin merkezine göre simetriği hangisidir diye soruluyor. E, A noktasının çemberin merkezine göre simetriği olan noktayı bulacağız. Yani noktanın noktaya göre simetriği değil midir arkadaşım? Eksi 2'den. Çünkü bunlar yarı yarıçap yarı çap, birbirine eşit. Eksi 2'den 1'e 3 yükselmiş. Bir daha 3 yüksel. 4'e 7'den eksi 3'e Hocam 10 azalmış 10 azalt. Eksi 13 mi yapıyor? Şurası 1'e kaçtı? Eksi 3'tü. Şurayı da kaç bulmuştuk biz? Eksi 2'ye eksi 7 vermiş pardon. Eksi 7'den eksi 3'e kaç artmış? 4 artmış hocam. Bir daha 4 arttırıyorsun. O zaman burası da 1 yapıyor. O zaman cevabımız 4'e 1 yaptı. 20. soru Edremit oldu. 21'e geldik. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y eşittir 4 x y eşittir eksi 2 bir de bu x artı y eşit 0. Yani bu y eşittir eksi x, x doğrusu değil midir? Yani bir ikinci açıortay ortay doğrusudur. 45-45 doğrusudur. E şu şekli yorumlayalım o zaman. Hocam burası 4 birim. E 45 90 ise burası da 45. Burası da 4 birim yaptı. Burası 2 birim. E burası da 45 ya. Burası da 2 birim yaptı mı yaptı. Buna göre D1 ve D2 doğrularına teğet olan ve merkezi D3 doğrusu üzerinde olan. Evet şimdi merkezi D3 doğrusu üzerinde olan bir çember. Normalde bu ikisine teğet olan çember sonsuz tanedir böyle. Ama merkezi burada olandan bahsediyor. Merkezi burada olan o zaman yani y doğrusunda. Ben rastgele bir çember çizeyim şöyle. Merkezi burada değil midir? E, merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Hocam 4 2 daha 6. O zaman 3 birim 3 birim yapacak. İkisi buradaysa 1. Yani bu doğrulara teğet olan çemberler hep bu şekilde üstteki doğruya 3 birim alttaki doğruya 3 birim uzaklıktadır. Yani bunun ordinatı ne yapıyor? Hocam ordinatı 1 birim yukarıda yapıyor. Ordinatı 1 yapacak. E o zaman bunun merkezi ne olacak? Apsisinin nerede olduğunu bilmiyorum ama K'ya 1 gibi bir şey yapacak. E, k'ya 1 aynı zamanda bu çemberin merkezi tam bu doğru üstündeymiş. Tam bu doğru üstünde burada da çizebilirdim ama burada yorumlamayı da görün diye bu şekilde yaptım. Bir sürü çember var. E merkezi burada olan ne olacak? k'sı 1 olacak. Yani merkezi burada olanın şu şekilde çemberimiz de böyle olacak ki arkadaşlar. Şöyle bir çember olacak. E o zaman k'ya 1 bu doğrunun üstündeyse yaz yerine y x, x doğrusunda y x yerine k y yerine 1 yazıyorum. 1 eksi k'ya eşitse k'yı da buradan eksi 1'i mi bulduk? Evet. O zaman merkezimiz ne oldu? k'ya 1'di. Yani eksi 1'e 1 olacak. Yarı çapı kaç olacak? Yarı çapı da zaten 3 birim bulduk. İşte bu çemberin denklemi nedir diye soruluyor. x eksi noktadaki x. Yani x artı 1'in karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir. R kare. 3'ün karesi yani 9 olacaktır. E o zaman buradan artı 1 eksi 1 ve 9 e, e diremit çıkkında var. 21 soruyu e buluruz. 22'ye geldik. Dik koordinat düzleminde A, B noktalarından geçen çemberlerin merkezlerinin geometrik yerinin denklemi. Oo, bak dik koordinat düzleminde A ve B noktalarından geçen çemberlerinin merkezlerinin geometrik yeri. Şimdi rastgele soruyu anlayabilmek için soruyu çiziyorum. Merkezi x y olsun. Ee, nereden geçecek? A noktası 3'e eksi 2'den geçecek. Ve B noktası bir de nereden geçecek? Eksi 1'e eksi 3'ten geçecek. Yorumluyorum. İşte bu çemberlerin merkezlerinin geometrik yeri isteniyor. Arkadaşlar merkeze x virgül y diyelim ki geometrik yeri x ile y arasındaki ilişkiyi bulalım. E burada ne yapacağız? Bu da çemberin yarıçapı, bu da çemberin yarıçapı. E o zaman burada ne yapacağız? Bu iki yani şu mb ile ma'yı ne yapacağız? Birbirine eşitlersek o zaman bir şeyler çıkacak. Çünkü bu da yarıçap, bu da yarıçap. E mb'yi eşitleyelim. Hocam x eksi eksi 1'in karesi, x artı 1'in karesi artı y eksi eksi 3'ün karesi y artı 3'ün karesi değil midir kare küçüğünde evet aynı zamanda bu da kare küçüğünde şu ma'ya eşit olacak hocam o da x eksi 3'ün karesi artı y eksi eksi 2'nin yani y artı 2'nin karesine eşittir kare birbirini götürdü aç bakayım bunu x kare artı 2 x artı 1 artı y kare artı 6 y artı 9 eşittir x kare eksi 6 x artı 9 artı y kare artı 4 y artı 4 yaptı x kare y kareler nanay oldu Hocam 9'lar nanay oldu. Burada 6 eksi 6x'i buraya atalım. 8x oldu. 6y burada 4y burada 4y burada buraya attığımda artı 2y oldu. 6y eksi 4y'den. Sonra burada sayısal bir sayı 1 var. Başka bir sayı var mı yok. Burada da 4 var. Öbür tarafa attınca eksi 3 mi yapıyor? Evet. Yani burada da eşit 0 kaldı. Denklemimiz ne yaptı o zaman? 8x artı 2y eksi 3 eşit 0 yaptı. İşte bu çemberlerin geometrik yerinin denklemidir. Yani örnek 22 Akçay bulduk. Dikkat edin bu sorular hoş sorulardır. Geldik örnek 23'e. Şimdi bir çember verilmiş. Merkezi 0'a 0 sıfır, yarı 6 olan çember ve bir doğru denklemi verilmiş. Doğru denkleminde x ekseni kestiği yer ve y ekseni kestiği yer verilmiş. D ye doğrusu çemberi kestiği noktaların nesi isteniyor? Apsisleri toplamı isteniyor. Hocam ne yapabiliriz burada? Valla burada bunların apsisleri toplamı isteniyor bizden de. Şöyle bir şey yapsak, geometrik olarak yaklaşmaya çalışsak. En güzel çizim yarı çap. E, merkez kiriş çektik yapsam böyle iki eş parçaya bölecek. Ama iki eş parçaya bölünce şuradaki noktayı ben bulabilir miyim? Evet bu noktanın bu doğruya en yakın olduğu nokta. Bulduktan sonra da orta nokta. Yani burası X1, X1 Y1 ya. Burası da X2, Y2 ya. E, burada bu noktada tam orta nokta olduğu için kökler toplamının yarısı. Yani X1 artı X2 bölü 2 yapıyor burası o şekilde bulunabilir. Bunu bulduktan sonra x1 artı x2 bölü 2 mesela atıyorum buraya 5 buldum. x1 artı x2 bölü 2 eşittir 5 ise o zaman x1 artı x2 eşittir 10 dersin. Tamam. Birinci yol bu. Ya da ikinci yol. Direkt denklemi yazalım. Denklemi yazarak yorumda yapabiliriz. Merkezi 0, 0. x 0'ın karesi artı y 0'ın karesi eşittir altının karesi. 36 çemberi var. Bir de bu denklem var. Bu denklemin adı ne? x bölü 4 artı y bölü 8 eşittir 1. 2 ile çarpınca bunu Hocam 2x artı y bölü 8 eşittir 1 ya. Eşittir 1 yaptı. Yani elimizdeki denklemler 2x artı y eşittir. Şu e, çarpı 8 diye geçti buraya. Eşittir 8 oldu ya. Şimdi bu çember denklemiyle bu doğru denkleminin kestikleri yerleri bulacağım. Kestikleri yerlerdeki apsisleri bulacağım. Hatta A ve B noktaların apsisleri toplamı isteniyor bizden. O zaman ortak çözüm yapacağız. Yani sen iki doğrunun kesim noktasını ortak çözümle buluyorsan bir çember ile bir doğrunun kesim noktasını da ortak çözümle bulursun tabii ki. E ne yapalım o zaman? Bana apsiler lazım ya y'yi yalnız bırakayım. 8 2x olması lazım. Şununla şunu ortak çözüm yapayım. Hadi yapalım bakalım. X kare artı y yerine 8 2x yazıyorum. Karesi eşittir 36. X kare artı 64. Birincili çarpımının 2 İki katı eksi 32x artı 4x kare eşittir 36 yaptı. Hepsini bu tarafa topluyorum. 5x kare eksi 32x. Ondan sonra 64'ten 36 çıkınca da 64'ten 36 çıkınca 28 yapıyor galiba. Artı 28 eşittir 0 yaptı. Şimdi burada çarpanları ayırıp x köklerini bulabilirim. Sonra kökler toplamını bulabilirim. Ama direkt burada kökler toplamını biz nasıl buluyorduk? Eksi b bölü a'dan bulmuyor muyduk? Evet. Eksi b bölü a eksi eksi 32 bölü A'dan dolayı cevabımız ne yapacaktır? Eksi ile eksi çarpımı artı olduğundan dolayı artı 32 5 yapacaktır. Direkt matematiksel olarak çözüm de bu şekilde. ÖSYM matematiksel olarak çözümü de e, çember analitiğinde sorabiliyor. O yüzden bu matematiksel çözüme de dikkat edin. Diğer türlü analitikten çözmeye kalksaydık mesela bu soru zor olacaktı. E, aynen bu soru şeklinde değil de bu sorunun bir değişik versiyonunu yani farklı mantığını ÖSYM e sordu haberiniz olsun. O yüzden hocam bu çıkar mı falan filan demeyin. Matematiksel olarak çözüm daha kolay oldu burada haberiniz olsun. Evet 23. soru Denizli geldik 24. soruya. Şimdi y 1 bölü 3 x yani eğim nedir? Hemen soruya bakar bakmaz 1 bölü 3. Yani bu açının tanjantının 1 bölü 3 olmasını kullanacağım. Tanjant alfa 1 bölü 3'ü kullanacağım büyük ihtimalle. Şimdi burada merkez varsa kiriş varsa çek, dik yapınca iki eş parçaya bölecek mi bölecek? Şimdi burada da ne vermiş bize? A ve B noktalarının koordinatları verilmiş. 4'e 0 yani burada uzunluk 4. Bir de 8'e 0 verilmiş. Burada uzunluk da 8. E 8 ise 4 birim kaldı. Yani bunlara 2 birim 2 birim kaldı. A hocam buradaki dik üçgende ben tanjant alfanın 1 bölü 3 olduğunu biliyorum. Yani 1 bölü 3 eşittir tanjant alfa A bölü 6'dan dolayı A'yı da buradan kaç bulurum o zaman? Hocam 6 bölü 3'ten 2 bulurum. A2. Hocam A2 ise en etkili silahımız A2 ise al sana yarı çap. Çember denklem için yarı çap lazım. Hocam A'yı 2 bulduysak 2 2 ise burası da 2 kök 2 yaptı. Bak merkezine bak şimdi. 6 birim sağda 2 birim yukarıda. 6'ya 2 yaptı. Yarı çapı da 2 kök 2 yaptı. O zaman e, x 6'nın karesi artı y 2'nin karesi eşittir. R kare yani 2 kök 2'nin karesi bize işte bu çemberin denklemini verecektir. Yine bu da güzel sorulardan biri. ÖSYM'nin seveceği türden sorulardan biri. Yani cevap ne yaptı o zaman? 2 kök 2'nin karesi 8 yaptı. 8 burada. Eksi 6 eksikti burada. Cevap Akçay yaptı. Örnek 24'te. Geldik örnek 25'e. Analitik düzlemde bir doğrunun eksenleri kestiği noktalar A ve B'dir. Hemen eksenleri kestiği noktaları bulalım. X yerine 0 yazarsam eğer. Y ise 12 gelir. Y yerine 0 yazarsam eğer. E, o zaman 3X eşittir. Işte, 12'den X de eksi 4 mi gelir? Evet. Hemen analitik düzlemi çizip yorumlayalım. Analitik düzlemi çiziyoruz ve yorumluyoruz. X'i eksi 4'te kesiyor. Y'yi nerede kesiyor? Y'yi de 12'de kesiyor. O zaman o zaman burayı eksi 4 burayı da 12 biraz daha dikey olsun. Yani bizim üçgenimiz bu şekilde olacak. Şimdi eksenleri nerede kesiyormuş? A ve B noktalarında kesiyormuş. A ve B noktalarında kesiyormuş. A, B uzunluğunu çap kabul eden bu çapsa çapı gören çevre açı 90 derece ya. Çemberimiz o zaman buradan geçmek zorunda şöyle. Bu çemberin denklemi nedir diye soruluyor. Arkadaş burası tam çap olduğu için. Bu yarı çap bu yarı çap. Hatta buranın 4, buranın 12 olmasından dolayı Pisagor bağıntısından burayı bulabilirim. Hatta şuradaki dik üçgenden bulayım. Bu 4, 12 ya. Hocam 4 çarpı 1 burası. 4 çarpı 3 burası. 4 çarpı kare küçüğünde 1'in karesi artı 3'ün karesi. 1 artı 9'dan 10 çıkar. E o zaman yarı çap uzunluğu 2 kök 10 mu oldu? Evet. Çember merkezini bulmam lazım. Ben buranın eksi 4'e 0 olduğunu biliyorum. Buranın da 0'a 12 olduğunu biliyorum. Tam orta noktası eksi 4 artı 0 bölü 2 eksi 2'ye 0 artı 12 bölü 2 6 yapar. O zaman merkezimiz eksi 2'ye 6 olacak. Yarı çapta ne olacak? 2 kök 10 olan çember denklem isteniyor. O zaman x eksi 2'nin karesi yani x artı 2'nin karesi artı y eksi 6'nın karesi eşittir. 2 kök 10'un karesi bana cevap verecektir. 2 kök 10 40 yapıyor. Artı 2 eksi 2 eksi 6 a şıkkında mı var? Evet. Yani cevap örnek 25'te akçay olur. Geldik örnek 26'ya. Şimdi yukarıdaki koordinat düzleminde 5 tane eş dikdörtgen verilmiş. Sonra A ve C noktalarından A, A'da teğet ve C'de A ve C noktaları çembere teğet. Tamam. B noktasının koordinatları verilmiş. B noktası kaç vermiş? 18'e 9 vermiş. Hocam burası 18 burası 9 verilmiş. E o zaman eş dikdörtgenlerse 9 ise uzun kenar. Bir dakika. 18'e 9. Burası 18 olacak. Burası 9. Tamam. Uzun kenar 9'sa hocam buradaki uzun kenarda da 9'dur. O zaman buraya da 9 kaldı. Bunlar değişirse 9 bölü 3'ten 3 yaptı. Evet kısa kenar 3 uzun kenar 9 oldu. Şimdi burada merkez burasıysa bu teğet noktasıymış. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapınca hocam 90 burası, 90 burası, 90 burası, 90 burası oldu. Dikdörtgen oldu. Hatta R burası, R burası kare oldu. Burası da R, burası da R oldu. Şimdi ne yapacağız burada? İşlem yapacağız. Bakalım. Aa hocam ben şuradaki uzunluğun zaten ne olduğunu biliyorum. Şuradaki uzunluğun 3, 3, 6 olduğunu biliyorum. E bu uzunluk 9 ya. R'ye de kaç kaldı o zaman? 3 kaldı. O zaman r burada da 3. Hocam R burada da 3 ise burası da 3 yapıyor. Dikdörtgenden dolayı. O zaman buraya da ne kaldı o zaman? 6 kaldı. Çembenin merkezine bakar mısın? 6 birim sağda 6'ya kaç birim yukarıda? 9 birim yukarıda. O zaman merkezimiz 6'ya 9 yapar. Yarı çapı da 3 yapar. Çember denklemi x-6'nın karesi artı y-9'un karesi eşittir. R kare yani 3'ün karesi yapacaktır. 6ya eksi 9 eksi ve 3'ün karesi olacak. O da balık kesir şıkkında mı var? Evet 26. soru balık kesir olur. Geldik 27'ye. Koordinat düzlemin 3. bölgesinde merkezi a'ya eksi 3 olan çember y eksene teğet. O zaman böyle analitik düzlemi çizelim kardeşim. Özel durumlardan bahsediyor. Merkezi a'ya eksi 3 olacak. Şu eksi 3'ü burada alacağım. Bir de y eksene teğet olacak. Y eksene teğet ise şöyle bir çemberden bahsediyoruz. Ve apsini bilmiyoruz. A'ya eksi 3. Tamam. Merkez teğet çektikten dolayı burası 90 derece oluyor. Hatta a dediğimiz ne olacak o zaman? A dediğimiz hatta eksi a böyle yarıçap olmuş olacak değil mi? A dersek negatif bir sayı çıkıyor ya. A olmaz bir kere. Tamam. Bu çember 10 birim sağ. 8 birim yukarı ötelendiğinde. Arkadaş 10 birim sağ. 8 birim yukarı ötelendiğinde birinci bölgede eksenlere teğet. Bu çemberi şöyle yaptığın zaman yani 10 birim sağa geldi. Bak merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapınca. Hop şurada. Dikkat et. 10 birim sağ. Bu da yarıçap, çap. Bu da yarıçap çap değil mi? Yarıçap. çap. E yarı çap sana ne diyor o zaman? Hocam 10 birim sağa gitmek demek bunun çemberin yarıçapını veriyor demek bize. 5 5 10 kaç birim yukarı 8 birim yukarı diyor 5 ee, birim burası o zaman buraya da kaç birim kaldı 3 birim kaldı evet, yarı çap 5 ise hatta bizim çemberimiz bak bu şekilde olmak zorunda eksene teğet şu şekilde belli parçası yukarıda olmak zorunda ama neyse olay bu olduğuna göre a kaçtır diye soruluyor arkadaş yarı çapı kaç bulduk 5 bulduk 5 birim solda e, ee, a da şöyle geldiğin zaman şurası 5 birimse o zaman buradaki nokta a noktası değil mi evet yani eksi 5 soruluyor bize 27. soru böylelikle denizli çıkar. Geldik 28'e. Yukarıdaki analitik düzlemde ABCD karesi verilmiştir. Bak şimdi bana bir 8'e 2 noktası verilmişse ben bütün noktaları bulabilirim. Şuradaki noktayı da buradaki noktayı da şöyle çizilince karışacak diye şey yapmıyorum. Buradaki noktaları bulabilirim. Nasıl? Dal alfa beta ya. Buna alıştın artık şeyden. Alfa beta alfa beta alfa beta ve 8'e 2 ise hocam burası 8 demek burası da 2 birim demek ve bu üçgenlerin hepsini oldu. Bu üçgenlerin hepsi birer eş üçgen oldu. Beta'nın karşısı 2 ise beta'nın karşısı 2, beta'nın karşısı 2 olur burada da. E hocam buraya 6 kaldı alfa'nın karşısı 6, alfa'nın karşısı 6, alfa'nın karşısı 6, karşı 6 yaptı burası da. Şimdi ABCD karesinin köşelerinden geçen çemberin denklemi hangisidir diye soruluyor. Köşelerinden geçen çember işte şöyle bir çemberdir. Hocam bunun merkezini bulacağız, yarıçapını bulacağız. Merkezimiz tam burası değil midir? Yani karenin köşegenlerinin kesim noktası değil midir? Aynen öyle. E köşegenlerin kesim noktası da nedir? Şu ikisinin orta noktasıdır hocam. Şu ikisinin orta noktası nasıl bulacağız? Burası 0 6 noktası. E, bu ikisinden dolayı şu ikisinden dolayı 0 artı 8 bölü 2 4'e 6 artı 2 bölü 2 4 yapar. Merkezimiz 4'e 4 yaptı. E yarı çapta ne yapıyor arkadaşım? E burada Pisagor bağıntısından burayı buluruz. E şu uzunlukları bulmaya çalışacağız. E hatta şurada Pisagor bağıntısından bulalım. E, 36 alt 4 kök 40 yapar burası. Kök 2'ye bölünmüş halde burası yapar. Kök 20 yapar. Kök 20 dediğimizde nedir? 2 kök 5'tir ya da kök 20 olarak kalsın. Merkezimiz 4'e 4, e 4 yarıçapı da kök 20 olan çember denklemi isteniyor. x eksi 4'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. Kök 20'nin karesi yapacaktır denklem. E o zaman hop kaç yapıyor o zaman? Kök 40 20 ya işte burada. Cevap balık kesir yaptı bir an bulamadım zannettim. Örnek 28 balık kesir oldu. Geldik örnek 29'a. Analitik düzlemde bu denklemin verilen çember üzerinde bulunan ve orijine uzak olan noktası nedir diye soruyor. Şimdi bu çemberin merkezini bulalım ilk önce. Merkezimiz eksi d bölü 2'ye eksi e bölü 2. Yani merkezimiz ne yapacak o zaman? 3'e eksi 2'ye bölüyoruz bunları 4. Yarı çap bulurken de ne yapıyoruz? 1 bölü 2 kare kük içerisinde d kare 36 artı e kare 64 eksi 4 f 4 çarpı 9. Yani 100'den 36 çıkar 64 8 diye çıktı. 1 bölü 2 ile çarptım 4. Evet merkezi 3'e 4 olan yarı çapı da 4 olan çemberin üzerinde bulunan ve orijine en uzak olan nokta nedir diye soruluyor. Analitik düzlemi de çizebiliriz de basit bir yorumlamayla da çıkacak sanki. Şimdi merkezimiz kaça kaç? 3'e 4. E, yarı çapı da kaç? 4 olan bir çemberden bahsediyoruz. Orijine olan uzaklığı. Hocam orijin dışarıdadır büyük ihtimalle. Çünkü iki nokta arasındaki uzaklık x'ler farkı 3, y'ler farkı 4, 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 yapıyor ya. Yarı çap uzunluğu da 4 ya. Orijin dışarıda. Bizden ne isteniyor? Orijine en uzak olan noktanın apsisi isteniyor. E, orjin orijin burasıysa bu orijine en uzak noktası en bombeli olduğu yerdeki buradaki noktadır. Tam merkezden geçtiği zamanki şuradaki noktadır yani. E o zaman ben burayı 5 olduğunu biliyorum. İki nokta arasındaki uzaktan. Buranın 1 olduğunu biliyorum. Buranın da 4 olduğunu biliyorum. Şimdi ben şu yorum yapacağım. Şuradaki nokta sal kavramlar çıktı. Bak dikkat et. Hocam şuradaki nokta 0'a 0. Sıfır, buradaki nokta 3'e 4. Ve buradaki noktanın nesi isteniyor? Apsisi isteniyor bizden. Ve Burası uzunluk olarak 5. Şurası da uzunluk olarak 4. Şimdi 0'dan 3'e absist deniyor benden. 5 birimde 3 artış var. O zaman 1'de 3 bölü 5 artış olacak. Buradan buraya gidiyorduk. Buradan buraya da 4 artış var olacak o zaman. Yani 4 birim var ya 4'te de o zaman 1'de 3 bölü 5 artıyorsa 4'te de 4 çarpı 3 bölü 5. 12 bölü 5 artar. O zaman burada 3'ten 12 bölü 5 arttıracağım. 3'e 12 bölü 5 eklersem bu da 15 artı 12 27 bölü 5 mi yapıyor? Evet. 27 bölü 5 yaptı hapsisi. Ordinatında da aynı yorum yapabiliriz ama bizden hapsisi isteniyor sadece. Cevap o zaman ne oldu? C an oldu. Örnek 29'da. Geldik örnek 30'a. M1 ve M2 merkezi çemberler birbirine ve D doğrusuna teğettir. M2 merkezi çemberin denklemi verilmiş. O zaman merkezimiz kaç yapacak? 21'e 4 yapacak. Yarı çapı da kaç olacak? 4 olacak. E o zaman M2 şurada bir de çemberler birbirine değiyor. Ne yapacağız kardeşim? Merkezleri birleştir. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektikleri şöyle bir uygulayalım. E hocam burada da merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektikleri uyguladık. Bunlar anahtar kelime. Bunlarsız olmaz. Şimdi 21'e 4. Şurası 21. Burası da 4. Hocam burası da 4. Burası da 4. Bunun yarıçapını bilmiyorum. R diyeyim. R diyeyim. Burası da R. A burada bir dik yamuk çıktı karşımıza. Aa, hocam buraya da 21 eksi ne kaldı? R olduğundan R kaldı. Yani şöyle bir dik üçgen karşımıza çıktı. Hocam 21 eksi r burası pardon evet 21 eksi r 4se burası 4 buraya da r eksi 4 kaldı yani şu dik üçgenin kenarlarına bakar mısın birisi r eksi 4 birisi r artı 4 birisi de 21 eksi r hocam hissederek yapsak mı acaba hissederek yaparken ne yapacağız dik üçgenle hipotenüs üzerinde 8 fark olacak 5 12 13 ya da 12 16 20 olabilir bu 13 olursa r 9 olur r yerine 9 yazarsam eğer e, burası 5 olacak R yerine 9 yazarsam 9 eksi 4 5 yapıyor. 9 yazarsam burası da 12 sağlanıyor. Büyük ihtimal R kaç olacak arkadaşım? R'yi 9 bulduk. Evet R 9. R yerine 9 yazarsak R yerine 9 yazdığımız zaman 21 eksi 9 kaç yapıyor? 21 eksi 9 12 yapıyor. Hocam bizden ne istedi? A, B, T, T. Hocam burası 9 ortak değerler eşit. E burası da 9 olacak. Eşitlerde yok. E, i̇ki tane değeri çıkacak o zaman abi. Benim. Dur. O zaman bunu açacağız arkadaş. Bunu açacağız. Evet. Şıklardan bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle 9. Tamam. Yani R'yi biz böylelikle 9 bulabiliyoruz. R'nin bir tanesi 9. Ama şunu açalım bakalım. R artı 4'ün karesi. Hocam R, bu R artı 4'ün karesi eşittir. R eksi 4'ün karesi artı 21 eksi R'nin karesi diyeceğiz. R kare artı 8 R artı 16 eşittir. R kare eksi 8 R artı 16 eşittir. Artı 21'in karesini bilmiyorum. 21'in karesi yazayım. Eksi 42R artı R kare yaptı. Şuradaki R kareler gitsin. Ondan sonra 16'lar gitsin. Burada 0 eşittir ne oldu o zaman? R kare eksi 42R eksi 8R bu da eksi 8R olacak. E, eksi 58R eksi 58R e, bir de ne geliyor buradan? Bir de ne geliyor buradan? 21'in karesi geliyor. Artı 21 çarpı 21 geliyor. Çarpanlara ayıracağım bunu. Çarpanlarından birinin en azından bak içime yaradı. 9 olduğunu biliyorum ya. Hocam bu 3 çarpı 7. Bu da 3 çarpı 7. 9. Yani 3 çarpı 3 olacak. 9 çarpı öbürü de 49 olacak. Bu da eksi bu da eksi deyince bu da r bu da r deyince çapraz çarpımların toplamları eksi 58'i veriyor. O zaman r eksi 9'a r eksi 49 geldi buradan. Ee, buradan r eksi şu tamam tamam. r eksi 49 geldi. E ee, o zaman buradan da ne geliyor? Değil mi? R, bu eşi sıfırsa R'yi 9 buluruz. Bu eşi sıfırsa R'yi 49 buluruz. Ha, burada 4. Yo. bir sıkıntı yok. R 49 çıkacak. R 49 çıkınca da hocam bizden ne isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor. R 49 çıkınca burası çıkmıyor ki ama. R 21 eksi R olmaz. O yüzden cevabın ne olması lazım arkadaşlar? 2 şık çıkıyor ama R 49 sağlamıyor. 9 sağlıyor. O zaman cevap 9 olacak. R 9 olacak daha doğrusu. R 9 yazınca Bizden şu uzunluk isteniyor. Bak R yerine 9 yazınca hocam şu ortak t, -t uzunlukları bu birbirine eşittir diyebiliriz. 21 eksi 9'dan cevap 12 çıkacak. Ya da hocam R'yi 9 bulduk ya. 9 4 daha 13. Burası da 9. Şuradan dik çizince 4 ise burası 4. 5 kaldı. 5 13. 5 12 13 üçgenler. 12 burası. Burası da 12 çıktı. O zaman cevap 12 olacak. E o zaman cevap 12 olacaksa biz şunu değiştirelim. Burada bir hata olmuş. Cevap 12 oldu arkadaşım. Örnek 30'da. Tamam. Dikkat et. Ya burada hata yazmışız. Ya bazen böyle hatalar oluyor. Kusura bakmayın. Ama güzel bir soru. Hoş bir soru. En azından burada iki değer çıkmasını da göstermiş olduk. Ama R49 burada sağlamıyor. 21 R olayı sağlanmadığı için. Tamam. Evet örnek 30. Balıkesir. Geldik 31'e. Koordinat düzleminde bir doğru ve bir çember denklemi verilmiş. Birbirine en yakın iki noktası arasındaki mesafe nedir diye soruluyor. E, soru kökünden belli. Çember ile doğru büyük ihtimal kesmiyor. Kesselerdi aralarındaki uzaklık sıfır olacaktı. Bu şekilde kesse bile alanında uzaklık sıfır derdik. O zaman ne yapacağız? Merkezi belirleyelim. 2'ye 1. yarıçapta 3. Merkezi 2'ye 1 olan bir çember. Şöyle 2'ye 1. Ve bir doğru var. Bunlar kesme diye belli. Bu çember ile doğrunun en yakın iki noktası arasındaki mesafe. Şu noktanın doğru yalan uzaklığını bulursam. Bu çember ile doğrunun en kısa mesafesi neresi yapar? Burası yapar. Tam merkezden geçtiği zaman. O zaman bunu bulacağız. Yani noktanın doğru olan uzaklığı. Yani noktamız ne? 2'ye 1 değil mi? 2'ye 1'in buna olan uzaklığı. X yerine 2, Y yerine 1 yazıyorum. 6 artı 4 artı 15 bölü kare küçüğünde A kare artı B kare ya da 3, 4 ise 5 diye yazıyorduk. Haşı buradan ne buluruz? 25 bölü 5'ten 5 buluruz. Evet buradaki uzunluk 5 çıktı. Yarı çap uzunluğu kaçtı? 3'tü. E hocam burası 3. Burası 5 ise buraya da kaç kaldı? 2 kaldı. Yani örnek 31'i böylelikle balık bulduk. Geldik örnek 32. Denklemi bu olan yani merkezi kaç olan diyor? 2'ye eksi 3 olan diyor. yarıçapı çapı da R olan o merkezli bir çember ile bu doğru K ve L noktalarında kesişiyor. Hemen şekli çizeyim ben. Bak kendisi demiş zaten. Hocam bir çember ile bir doğru K ve L noktalarında kesişiyor. Kol üçgeninden bahsediyor. O merkezli bir çember. Bu O merkezli bir çember ya. Merkezini de bulduk zaten. 2'ye eksi 3. İşte Burada kol üçgenini oluştur. Bu üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Öncelikle kiriş uzunluğunu bulmam lazım. Merkez varsa kiriş varsa çektik. iki eş parçaya böler. E noktanın doğru yalan uzaklığı. Bu noktanın bu doğru yalan uzaklığı neydi? Noktayı doğru yerine yaz. Yani x yerine 2, y yerine eksi 3 yazdığımızda. Hocam 6 eksi 12 artı 26 bölü mutlak değer içerisinde bu tabii ki. Kare küsü daha kare artı bir kare. 3 4 ise 5 olacak burası. O zaman burası kaç yapıyor? Hocam ikisinin toplamı 20. Hepsinin toplamı 20 yaptı. 20 bölü 5'ten de 4 yaptı burası. Ya burayı 4 bulduk. Yarı çap belli miydi? Belli değildi. Kol üçgenin alanı 20 olarak verilmiş. O zaman buraya ben A diyecek olursam A çarpı 4 bölü 2 eşittir 20 ise 4 ile bu sadeleşti 5. 5 kere 2 10. A'yı 10 buluruz. Hocam A 10'sa eğer bunlar 5 5 yapar. Benden çemberin yarı çapı isteniyor. E arkadaş burada da bir pisagor bağıntısı. R kare de neye eşittir? 4'ün karesi artı 5'in karesi. 16 artı 25 41 yapar. O zaman R de böylelikle kök 41 çıkar mı? Çıkar. Yani cevap edremit oldu. Örnek 32'de. 33'e geldik. Analitik düzlemde 3 tane çember verilmiş merkezleri doğrusal demiş. E o zaman merkezleri doğrusalsa bir tanesinin merkezini yazalım. Hocam 1'e eksi 2. Yarı çapında yazalım da ayıp olmasın. Merkez 2'ye bakalım. Merkez 2 de neymiş? 0'a eksi a değil. Bak eksilisini alacağız. 0A, a yaptı. Yarıçapı da kaç oldu? 4 oldu. Bu da merkezi 3'te 2'ye, eksi 2'ye 7 yaptı. Ve yarı da kaç olacak? 3 olacak. Şimdi bunlar doğrusalmış. E o zaman bunlar doğrusalsa arkadaşım. Ya 3 nokta doğrusal. Bak şimdi bu nokta, bu nokta ve bu nokta doğrusal olması demek ne demek? Hocam şu ikisinin eğimiyle, bak şu ikisinin eğimiyle bu ikisinin eğiminin aynı olması demek anlamına geliyor. Ya da her ikisinde de iyi kullanıyoruz ya. Bu ikisinin eğimiyle bu ikisinin eğiminin aynı olması demek. O zaman şu ikisinin eğimine bakalım. Y'ler farkı. A eksi eksi 2 yani A artı 2 bölü 0 eksi 1 değil midir? Evet. İşte bunun eğimi şu ikisinin eğimine eşit olacak. Yani Y'ler farkı 7 eksi eksi 2. 7 artı 2 bölü eksi 2 eksi 1'e eşit olacak. Eksi 2 eksi 1. Yani A artı 2 bölü eksi 1 eşittir. 9 bölü eksi 3, 3 eşit olacak. Eksiler nanay. Hocam şunlar sadeleşti. 3. A artı 2 eşittir 3 ise A'yı da buradan 1 olarak buluruz. Evet A1 çıktı. İkinci çemberin y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. Evet merkeze sıfıra 1. O zaman x 0'ın karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir. R kare 4'ün karesi 16 değil mi bu? Evet. Zaten burada da yerine koyabilirdik. A'yı 1 bulduk ya A yerine 1 yazın. Şimdi benden y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. O zaman ben x yerine 0 yazarsam y eksenini kestiği yerleri bulurum. Y eksi 1'in karesi eşittir 16 ya. Buradan y eksi 1 ya 4'tür. Çünkü bir şeyin karesi 16 ise ya da eksi 4'tür. O zaman buradan y'yi kaç buluruz? 5 buluruz ya da y'yi kaç buluruz? Eksi 3 buluruz. Yani şöyle bir şey çıktı. Y eksenini kestiği noktalar bir tanesi 5 bir tanesi de eksi 3 oldu. Y eksenini kestiği noktalar işte bu şekilde yaptı. Y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. 5 birim burada 3 birim burada. Toplamda da kaç birim yaptı o zaman? 8 birim yapar. Örnek 33 böylelikle balık esiri çıktı. Ve geldik şu soruya. Galiba son sorudayız. ABC dik üçgeni şöyle dik üçgen. Ka dik üçgeni şeklinde kağıt B köşesi orijinde olacak şekilde dik koordinat sistemine aşağıdaki bir yerleştiriliyor. Ben buranın 6, buranın da 8 olduğunu bili vermiş bilmiyorum vermiş. Buna göre ABC üçgeni çizilen iç teğet çemberinin denklemi. Arkadaş içeriden teğet çemberi çiz bakalım şöyle. Hop çizdik. Bunun denklemi isteniyor. Merkez burasıysa, merkez teğet çektik, merkez teyet çektik. Hocam bu da r, bu da r. E 90 90 90 ise burası da 90 yapar. E burası da R burası da R yapar. Hocam buraya ne kaldı? 8 eksi R'ye kaldı. Hocam buraya ne kaldı? 6 eksi R'ye kaldı. Ve dikkat et bu 6 8 ne üçgeni? 10 üçgeni bunu yazmayı ihmal etmeyelim. Bu arada TT t uzunlukları birbirine eşit. Burası da 8 eksi R yapar. Şu t t uzunlukları da birbirine eşit. Burası da 6 eksi R yapar. A toplamda burası 6 eksi artı 8 eksi eşittir 10 yapmalı. 14 eksi 2 R eşittir 10 sa 2 R eşittir 4'ten R'yi buradan 2 buluruz. R2 ise eğer hocam burası merkezi 2'ye 2 mi yaptı? Evet merkezi 2'ye 2 olan yarıçapta zaten 2 olan çemberin denklemi x 2'nin karesi artı y 2'nin karesi eşittir 2'nin karesi yapar mı? Yapar. 4 olanlar bunlar 2 2'ye eksi 2 olanlar bunlar cevap böylelikle balıkesir çıkar mı? Çıkar ve işi garantiye alalım. Şöyle bakalım. Gidiyoruz gidiyoruz gitmiyor. Gidiyoruz gidiyoruz gitmiyor. Yani olay burada bitmiş bulunuyor arkadaşlar. Evet son konuşmayı yapalım mı sizinle birlikte? Yapalım. Şimdi senenin başından beri. Ya senenin başında ya dönemin ortasında geldiniz. Benimle birlikte hareket ettiniz. Belki de konu anlatımı dinlemeden sadece buradan takip ettiniz beni. Ya bu da olabilir. Bu da yani full tekrar burada da özet yaptığımız için konunun mantığını yine verdiğimiz için yine işine yarayacaktır. Yani %100 performanslı olmasa bile yine %50'lik %60'lık belki de %70'lik %80'lik bir verim elde edebilirsin bu full tekrarla birlikte. Ben elinden geldiğince hem konu anlatımında hem de full tekrarda yardımcı olmaya çalıştım. Hem konu anlatımındaki sorular hem de buradaki sorular birbirinden farklı sorulardı. Olabildiğince bol soruyla sana seni karşı karşıya getirdim. Elimden geldiğince bir şeyler yaptım. Şimdi sıra sende. Full tekrarda yaptım. Konu anlatımını yaptın. Full tekrarda yaptıysan artık bol bol deneme çözme zamanındasın. Ama geometriyle ilgili büyük ihtimalle artık sen bu noktaya geldiysen şu an beni dinliyorsan geometriyle ilgili bir sıkıntın kalmadı. Geometrinin inceliklerini öğrendin ki ÖSYM'ye bakacak olursak en kaliteli sorular artık geometriden çıkıyor. E, geometride de kaliteli soruların nasıl olduğunu artık sen de farkındasın. Hem konu anlatımında hem de bu tekrar derslerinde hep söyledik. ÖSYM eş yapılara çok önem veriyor. Eş yapılar dediğimiz nedir? Kesip katla ya kesme, başka bir yere yapıştırma, katlama, döndürme ya da uzunlukların değişmezliği. Mesela bir bariyer şu ise şuyken hop kaldırdığı zaman yine bu bariyer bu. Uzunlukların değişmezliği dediğim şey bu. Yani geometride yeni sorulara baktığımız zaman hep bunlar, hep bunlar, hep bunlar. Geri kalan hep bildiğiniz şeyler zaten. Geometride ezber değil, mantıkla gittiğiniz zaman ve sorularda Böyle e, sıkıştığınız zaman soruyu okursanız hangi bilgiyi kullanmadığınıza odaklanırsanız büyük ihtimalle orayı da çok rahat bir şekilde yaparsınız. Ben elinden geldiğince size yardımda bulundum. Sizden tek istediğim bir Allah razı olsun başka da bir isteğim yok. Bunu demeniz benim için yeterli ve benim için en değerli şey bu. Benim için ailem için dua etmeniz yeterli. Biz öğretmeniz öğrencilerimize eskiden sınıflarda böyle. Ee, onlarca kişiye, yüzlerce kişiye ders veriyorduk. Şimdi binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce kişiye şuradaki ekran sayesinde ders verebiliyoruz ve bu beni daha çok mutlu ediyor. Daha çok kişiye ulaşabiliyorum. Daha çok kişiye emeğim geçiyor. Benden yana hakkım helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin ve bir Allah razı olsun da. Hayır duanızı da eksik etmeyin lütfen. Ramazan mübarek günde dualarla konuştuk. Ee, ama şuna emin ol. Kendine güven ve dediklerimi de yapmaya çalış. Verilen bilgileri kullan geometride full ya da full'e yakın yaparsın. Bunu sakın ama sakın unutma. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.